Dün de bahsetmiştim size. Herkes Ramazan'ın bir başka yönü için sevinir. Bana sorarsanız Ramazan en çok hangi yönüyle seni heyecanlandırıyor derseniz, belki hiçbir ayda birbirimizin gözüne bu kadar dikkatli bakmıyoruz ya da hiçbir ayda bu kadar çok vakit geçirmiyoruz. Günlük telaşlarımızı bir düşünün. Baba gün boyu çok yoğun stres altında çalışıyor, eve geliyor. Böyle bir sofra kuruluyor ama alelacele bir şeyler yeniyor. Ondan sonra anne geliyor bir şey. O anne sofrayı topluyor. Çocuk ders çalışmış, integraldi, denklemdi, kimyaydı, fizikti. Zaten kafa 1500. O da apar topar bir şey yiyor. Ondan sonra herkes olabildiğince hızlı bir şekilde odasına, köşesine çekiliyor. Bir sonraki günün yoğunluğunu azaltmak adına çalışmaya başlıyor. Ya da dinleniyor ya da birazcık telefonuyla oynuyor. Oysa bakıyoruz asr-ı saadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gününün üçte birini ailesine ayırdığı, ailesiyle, çocuklarıyla, torunlarıyla geçirdiği rivayet ediliyor. Peki ne oldu bize? Yani bizim çocuklarımızın gözlerinin içine bakabilmemiz için illa Ramazan ayını beklememiz mi gerekiyor? Geçenlerde Kocaeli Belediyesi'nde bir programa katılmıştık. Kulakları çınlasın Hatice Kübra Tongar ile. O zaman baba mütemadiyen çocuğuna diyormuş ki oğlum şu bilgisayarı bırak, çocuğum telefonu bırak, çocuğum bırak artık şu, kapat şu oyunu, oğlum bakma bilgisayara, oğlum bas şu düğmeye falan. Bir gün ne olmuş biliyor musunuz? Çocuk böyle yapmış, basmış düğmeye, kapattım demiş. Hadi ne öneriyorsun bana, ne yapıyoruz babacığım? Nasıl bir planın var demiş. Televizyon izlemeyelim, tamam bilgisayarda oynamayalım. Tamam babacığım hadi ailecek ne yapacağız kardeşlerimle, annemle beraber? Nasıl bir hikaye, nasıl bir kurgu hazırladın? Hadi yapalım, oynamayacağım bir daha bilgisayar deyince baba bir kalmış. İşte bu soruyu hakikaten kendimize sormamız gerekiyor. Biz bir arada vakit geçirmeye, bir arada vakit, o vakti, geçirdiğimiz vakti değerlendirmeye ne kadar hazırlıklıyız? Bazen buna hazırlık yapmaya üşendiğimiz için kendimizi o çevreden, toplumdan ve dahi ailemizden koparma yoluna gidiyoruz. Diyoruz ki, bakıyoruz ortam geriliyor. O zaman bir müsaade edin, ben bir saat gideyim geleyim diyoruz. Gidiyoruz ve geliyoruz. Oysa hep beraber olmak durumundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla sürekli beraber olduğu rivayet edilir. Yolda giderken, kendi bineğiyle bir yere giderken, yolda gördüğü bazı gençleri arkaya aldığı, bineğine aldığı rivayet edilir. Bakın çok tüylerinizi diken diken edecek bir örnek vereceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Abbas. Bir gün geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve diyor ki, biliyorsunuz o zamanlar Mescid-i Nebevi'nin yeni kurulduğu zamanlar herkes Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gibi değil. Bedeviler de var. Hatta çok çok affedersiniz Hacettin'i bile gelip mescidin bir kenarına gidermeye çalışan bedeviler olmuştu biliyorsunuz. Okuduysanız hatırlarsınız. Neleriyle uğraşmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ne insanlarla, ne insan tipleriyle, elin arkasına koyup elimde taş var, hangi elimde bilirsem peygamberliğine iman edeceğim diyenler. Ya da sen Allah'ın peygamberiysen hadi göster bakalım bir mucize. Neden uçmuyorsun? Uç biz senin peygamber olduğunu. Neleriyle uğraşmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Şimdi mescide de girdiğinde çok fazla seviyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ona dokunmak, ridasına dokunmak, hırkasına dokunmak, sakalına dokunmak için birbirlerini ezercesine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstüne giden bedeviler var. Fakat bu esnada sıklıkla ayağına basıyor, onu incitiyor, ona eza veriyorlarmış, cefa çektiriyorlarmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Hazreti Abbas demiş ki, ey Allah'ın Resulü, gelin size hane-i saadetinizle caminin arasında bir sekme, bir yükseltme, bir makam, bir bölme, bir balkon gibi bir şey yaptıralım. Siz bizim aramıza girmeyin. Çünkü siz bizim aramıza girdiğinizde insanlar sizi sevme şeyiyle, motivasyonuyla dikkat edemeyebiliyorlar, çekiştiriyorlar, incitiyorlar, size cefa diyorlar ya Resulallah. Ayrı bir bölme yapalım, siz oradan hutbe irat buyurun. Siz hatta oradan namaz kıldırın eğer uygunsa ama bizim içimize girmeyin deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gadaplandığı zaman, sinirlendiği zaman, kızdığı zaman böyle iki kaşının arasında bir damar belirir ve mübarek yüzü kıpkırmızı olurmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kaşlar arasında o damar belirmiş, kıpkırmızı olmuş. Ne demiş biliyor musunuz amcasına? Vallahi ayrılmayacağım aranızdan, billahi ayrılmayacağım aranızdan, ayağıma bassalar da kopmayacağım. Elimi incitseler de kopmayacağım. Benim ceketimi, hırkamı çekseler de onların arasından ayrılmayacağım. Çünkü Allah beni onların arasında bulunayım diye gönderdi. Ben hikayenin sadece bu kadarlık kısmını anlatayım. Gerisini siz kendinize, çevrenize,
patronunuza, yöneticilerinize ve nefsinize yorun. Oradan mutlak çıkaracak bir ders vardır. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Yeniden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canım kardeşlerim benim, güzel kardeşlerim. Ne zaman program yapsak izleyen, toplayan, biriken kardeşlerim. Beğeni atan, yorum atan, kanalımıza abone olan kardeşlerim benim. Güzel güzel bize dualar yazan kardeşlerim benim. Hepiniz hoş sefa geldiniz. Veli nimetimiz canım kardeşlerim. Güzel konuştum değil mi? Çok güzel. Değil mi? Yani ama şu... hocam öyleler. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Allah'a ebeden razı olsun. Ne güzel ya. Modern dünyanın kavramlarıyla, hele böyle bilişim kavramlarıyla hoş geldiniz demek. He. İlk defa... Böylecesini ilk defa duyuyorum. Tebrik ediyorum ya. Çok güzel olmuş. Allah razı olsun. Efendim bugünkü misafirimiz Nurullah Genç hocam. Benim canım hocam. Evet. Nasılsınız hocam? Sağ ol benim aziz kardeşim. Teşekkür ediyorum. Biraz yorulmuş gördüm sizi sanki canım efendim. Ben iyiyim efendim. Programlarımız yoğun. Tabii oradan oraya sürekli seyahat halinde olunca. Nereden nereye hocam? Elazığ'dan Ankara'ya, Ankara'dan Antep'e geldik. Antep'ten geldi. Yarın İstanbul'a. Ne yapalım? Kaderi ilahi böyle. Bizim arkadaşların söylediği bir şey vardı. Özellikle buradan kulağını çınlatayım. Muammer Yaylar diye bir ağabeyimiz var profesör. Derdi ki ya Nurullah'cığım sen sadece seyahat dememişsin şükür. Hem seyahat hem şefaat ya Resulallah demişsin. Ömür boyunca geziyorsun. Gezip duruyoruz bakalım ne olacak yani. Ramazan'la nasılsınız peki bu gezmelerde? İyi Allah'a şükür. Ya Ramazan'la kötü olmak mümkün mü? Öyle bir güzel disipline ediyor ki insan hayatını. Ölçüsüzleşiyoruz. Yani geçen 11 ay içerisinde bir hayli ölçüsüz hale geliyoruz. Ramazan gelince yeniden bize ölçüyü hatırlatıyor. Ölçülerimizi hangi çizgiler içerisinde tutmamız gerektiğini bize yeniden hatırlatıyor. Zamanı, yiyeceğimizi, içeceğimizi, kelamımızı, ilişkilerimizi, bütün her şeyi gözden geçirmemize vesile oluyor. Onun için Ramazan'la aramızın başka türlü olması mümkün. Mümkün değil söz konusu. Şükürler olsun. Evet, elhamdülillah. Evet. Nenem öyle derdi. Aha, Ramazan'da geliyor, bayramı gören gözler övünsün derdi. Evet, hani o zamana evet. Çıkan, o zamana tabii, erişen. Tabii. Şimdi biz bugün böyle trençkotlarımızı, pardüsölerimizi, montlarımızı attık üstümüze. Zira bugün ilginç bir şekilde geçtiğimiz 7-5-6 güne kıyasla oldukça serin. O yüzden bunda mazur evet, görün yani. Evet. Canım hocam da üşütecek değiliz. Hocam şimdi daha buraya gelir gelmez hemen insanlar şiir dediler. Sizden okumanızı en çok istedikleri şiir hangisi gittiğiniz yerlerde? En çok konuşan Rüveyda mı Yağmur mu? Yani ikisini de istiyorlar. Tabii daha çok Yağmur isteniyor. Yerine göre genç kardeşlerimizin olduğu yerlerde Rüveyda'yı çok istiyorlar. Dolayısıyla isteniyor. Yağmur da Rüveyda da isteniyor. İkisi de şu şekilde de isteniyor. Bazen çok güzel sahneler oluyor. Mesela anne baba geliyorlar. Çocuklarının adı Yağmur ya da çocuklarının adı Rüveyda. Biz bu şiirden dolayı koyduk. Bu şiiri okur musunuz bugün diyorlar. Böyle güzel istekler güzel de oluyor ya, bazen. Canım hocam. İsteniyor. Bugün de isteyen kardeşlerimiz oldu illa şiir okuyun diye. Halbuki geçen evet. Benim programda okuduğunuz Kara Hindiba. Hindiba söyle bana ne Hindiba. Kadar, şimdi ne artık kadar. Çok fazla Hindiba, isteniyor. Evet. O gittiğim her yerde. Olağanüstü bence. Başat hale geldi. Bu bir dezavantaj diye nitelendiriyor musunuz bunu? Yani bazen bir şiir çok domine ediyor ötekileri. Ötekiler de kendi ayarında oldukça kıymetli olmalarına rağmen hep onun gölgesinde kalıyorlar. Evet. Bu bir dezavantaj mı? Hayır, yoksa... bu gayet normal. Ha, normal mi tabii bu? Tabii ki. Yani siz mesela Yahya Kemal dendiğinde birkaç şiir hatırlarsınız. Evet. Yani onun en ön plana çıkmış şiirleri. Necip Fazıl dendiğinde Kaldırımlar ve Çile aklınıza gelir. Sakarya Destanı. İşte Abdurrahim Karakoç dendiğinde Mihriban akla gelir. Başka bazı şiirler. Bu gayet normal. Çünkü her şairin sanat hayatında bazı böyle artık merkezden, şiirin kalbinden doğmuş şiirleri vardır. Onlar ön plana çıkarlar, onlar bir ağırlık oluştururlar. Naatsa bu şiir zaten başat hale gelir. Yani baktığınızda Fuzuli demek, su kasidesi demektir o yüzden. Benim hayatımda da böyle olması gayet normal. Ancak ben bazen şöyle hüzünlenirim. Nasıl? Mesela öbür şiirleri, bazı hiç okunmamış şiirler vardır, onları okurum. Oradaki manayı, orada içimden geçmiş olanları, o şiiri yazarken yaşadıklarımı, tattığım acıyı fark ettirememenin hüznünü yaşarım. Yani derim ki bu şiirde böyle bir şey vardı ama mesela bunu çok okumadı insanlar fark edemedi diye. Bazen böyle olur ama bu sitem babında değildir. Ya o şiirle alakalı, o şiirin
olması gerektiği noktayla alakalı bir sitem ya da başka bir acının hüzünü filan değildir. Bu sadece halle alakalı. Anladım. O anda o şiiri okuduğumda... O sirayet etmemiştir yani, geçmemiştir tabii, o. Tabii. Yani geçmiyor değil, geçiyor ama diğerleri öyle baskın hale geliyor ki insanlar sizden bir şiir okuyacaklarsa Yağmur'u okuyorlar ya da Rüveyda'yı okuyorlar. Ama işte diyelim ki minyatür bir kalbe sığar mı benim? Denizleri tutuşturan gözlerim. Kimse bilmez ki o minyatür kelimesini tabii, kaç ay kaç yıl aramıştır, evet, ne kadar aramıştır. Tabii yani 6 ay beklediğimiz bir kelime ay sizinle paylaşmıştık kelime de, hatırlıyorsan evet, evet. Onun için söyledim zaten. Evet. Onu bilmezler mesela. Ben söyleyince bazen açığa çıkıyor bu. Dolayısıyla her şiirin bir ömür çizgisi var. Böyle diyebiliriz. Eğer bir şiir ömür çizgisini insanlar yaşadıkça var olacak hale getirebiliyorsa o şiir zamanları aşan, çağları aşan bir şiire dönüşüyor. Buna Yağmur ve Rüveyda için böyle şiirler de yani diyebiliriz. Olabilir yani. Diye düşünüyorum, Allah'ın bilemiyorum. Evet. Allah bilir. Ama Yunus evet. Emre'nin şiirleri işte zamanları, çağları aşmış şiirler. Bence Yağmur ve Rüveyda da aynen inşallah, öyle şiirler olacak. İnşallah. Peki yazıp paylaşmadığınız oluyor mu? Yani başarısız bulduğunuz için değil, herhangi farklı bir sebeple, sahir bir nedenle yazdığınız fakat sadece kendinize sakladığınız şiirleriniz var mı hocam? O manada yok. Ya bu bende kalsın filan dediğim bir şiir yok. Bazen tamamlanmamış şiirler oluyor. Ya da işte o bir kelimesi yerine oturmamış metinler oluyor. Onları bekletiyorum. Bazen de unutuyorum. Yani çok unutkan bir adamım ben. Bilgisayarımı bir yoklayayım, neler var neler yok dedim geçen de bir temizleyeyim. Şiir dosyalarına baktım, yazıp oraya attığım, unuttuğum şiirler çıktı. Onları şimdi yeni yeni dergilere gönderiyorum. Almışım orayı, unutmuşum. Atmışım, kalmış orada. Okudukça da hüzünleniyorum. Benden küstüklerini düşünüyorum o metinlerin. Yani bizi attım buraya burada. Halbuki hepsinde bir canlı. Ama bile isteği yazıp sakladığınız yok yani. Yok, hayır. Yok, öyle bir şeyim yok. Yani böyle bir ihtiyaç hissetmiyorum. Sebebi de şu. Ya yaşadığımdır şiirim. Şiirim yaşadığımdır. Yaşamadan yazdığım metin yoktur. Masa başı şiir yazmıyorum. Benim yaşadıklarımdan yazdıklarım varsa onları da kimseyle paylaşmayacağım bir hal olmadığı için paylaşabilirim yani kendime sakladığım herhangi şey. Yaşadığımdırdan kastettiğiniz tam olarak ne hocam? İçimden gelmedikçe. Ha yani yoksa illa başınıza hayır, gelmesi gerekmiyor. Hayır, o değil. Yaşadığımdır derken o değil. İçimde onu hissetmek, o söyleyeceğim metni, o mısrayı yüreğimde duymak, hissetmek dediğim o. Başkalarının acılarını da seslendirebiliyorum ben. Yani dokunuyor içimi. Mesela bir başkasının acısının ağıtçılığını yapabiliyorsunuz. Yapabiliyorum yani. O beni çok etkilerse, gerçekten içime dokunursa o bir süre sonra bende şiir olabilir. Ama hal saridir zaten hocam. Evet. Geçer ve çok normal değil mi bu yani? Evet. Hal zaten geçici yani. Tabii. İşte geçici olan bir şey bana da geçerse o duygu, o bende şiire dönebiliyor daha sonra. Yani yoksa ben mesela Çanakkale'yi nasıl yazacaktım Mehmet Akif? Değil mi? Evet. Gitmedi oraya. Evet. Yani oraya giden bir ekip vardı, içlerinde yoktu. Ama Çanakkale şehitlerine kaldı o ekipten hemen hemen kalıcı fazla bir şey olmadığı halde. Ben Mekke'ye gitmedim, Medine'ye gitmedim. Yani nasip olmadı. Birkaç defa müracaat ettik, olmadı. Program yaptık, çıkmadı. Ama oraya gitmediğim halde Kabe'nin etrafında dönüp durdum yani Yağmur'u gitmediniz yazarken. Gitmediniz mi hocam siz? Yok, daha nasip olmadı. Yok, şaka değil mi? Hayır. 2-3 defa programımız iptal oldu. Nasip olmadı. Siz hiç umre de haçta yapmadınız mı hocam? İşte, evet, haccı bir türlü çıkaramadık. Umre'ye de programlarım hep iptal oldu, gidemedim. Ay hocam. Gideceğiz ben inşallah. Ben inşallah gidelim beraber İnşallah hocam. Beraber gideriz. Vallahi hocam ayarlamaya başlayalım. Şöyle, yani çok ilginçtir. Kaç defa müracaatta bulunduk. Mutlaka bir şey çıktı yani mani çıktı, gidemedim. Gidelim hocam beraber. Ya, bizim Cemil abi var, o götürür bizi hocam ya. İnşallah. Yeter ki alo diyelim. Ya nasip inşallah beraber gitmiş olacağız. İnşallah hocam. Ay, düşünün ama ben... Çok şaşırdım evet, hocam ya. Ama düşünün yani ben Kabe'nin etrafında ne kadar dönüp dolaşıyorum yani Yağmur'u okuduğumda. Evet, hani evet. Oraya gitmedim ama onun etrafında dönüp dolaşıyorum. Ya da işte secdeye gittiğimde gözümün önünde Kabe, o tarafa yöneldiğimiz için. Bu özdeşleştirme dediğimiz şeydir davranış biliminde de. Yani kendinizi bir meseleyle, bir objeyle, bir hadiseyle, bir tarihle ya da başka bir şeyle özdeşleştirdiğinizde fenafil o hadise olabiliyorsunuz. O hadisede kaybolabiliyorsunuz. O zaman şiire dönebiliyor sizde. Yani şairin sırrı bu. Yoksa bütün yazdığımız şiirler kendimizin dışındaki hadiseler olduğu için
bizim yaşamadığımız hadiseler olduğu için onları fiili olarak yaşadık diyemeyiz. Yaşadığımız tarafı neresi? Onu hissedebilmektir. Kişinin yaşadığını hissedebilmektir. Çünkü bazen olayın ortasında bile bulunsan tabii. O anı yaşamıyorsun. Tabii ki. Yani hissedemiyorsun. Bir trajedinin tabii. İçindesin. Evet oradasın. Evet. Ama hiçbir behren yok. Bütün kalbin kapalı. Tabii. Ve taiflerin kapalı. Oradasın ama yoksun. Paydaş değilsin. Yoksun. Orada değilsin ama o oradasın. Sana geldiği zaman oradasın. Ama oradasın. Evet. Bu ikisi arasındaki fark çok güzel ifade ettin. Öğrencilerimden birisi yıllar önce bana bir mısra okumuştu. Kendi yazdığı bir mısrayı. O kadar etkiledi ki beni. Defalarca denizlerin dibine girip çıktım. Denizlere girmediğim halde. Demişti ki hangi taş oynar da yerinden kanatmaz bir denizi. Yani neler geldi aklıma neler. Neler yaşadım ben o mısradan sonra. Şiirlerime tesir etti. Yani bir kardeşimizin, bir öğrencimin hocam ben bir şiir yazdım bir mısralık filan demişti. Hangi taş oynar da yerinden kanatmaz bir denizi. Ya oturdum evde akşam koca Yusuf'un ölümünü hatırlayıp ağladım okyanusta. Elleri kırılıyor, kesiliyor, okyanusun dibine kanı sızıyor. Acaba hangi taşa bulaştı? Koca Yusuf'umuzun kanı diye. Güreşi de çok severim ben. Evet. Mesela oturdum, o kardeşimizin aklına geldi mi bilmem yani. Ama benim aklıma geldi, koca Yusuf için ağladım. Yani bir akşam bu mısrayı okuduğumda şiirlerime yansıdı. Demeye çalıştığımız işte bu. Yani siz bir başkası bir şey yapar, söyler, ondan etkilenirsiniz, başka bir aleme girebilirsiniz. Anlatabildim mi? Bazen biri rastgele bir laf söyler. Kendi bile tabii ne söylediğini ki. Çok farkında tabii değildir. Ki. Ama siz o sözü belki aylarca, yıllarca iç cebinizde taşırsınız tabii değil ki. Mi? Tabii ki. Aynen öyle. Ya. Aynen öyle. Böyledir yani benim halim. Bir kardeşimiz yıllar önce geldi karşıma oturdu. Olmadığım şekilde, yapmadığım şekilde, farklı bir bilgi elde ettiği için, kendisine farklı bir bilgi olduğu için, yani bir yanılma meselesi olduğu için, böyle çok hoşuma gitmeyecek şeyler söyledi. Kalktım ondan sonra mesela bileydim layık olmadığını diye bir şiir yazdım yani. Yürür müydüm yollarında diye bir şiir yazdım. Bazen de böyle oluyor. Direkt muhatap bizi etkiliyor. O etkiden yola çıkarak bir metin kaleme alabiliyoruz. Yani şiir böyle oluşabiliyor. Bazen de birisi gelip diyor ki bana böyle yaptılar mesela şöyle oldu. Mazlumların hali bizi etkilemiyor mu? Tabii ki. Yani Karabağ için bir şiir yazmıştım. Bekle bizi Karabağ diye. Hocalı katliamından sonra, Karabağ hadisesinden sonra. Yıllar sonra ben o şiiri gittim Azerbaycan'da okudum. Bana dediler ki 2012'de 7 Mayıs'ta hiç unutmam. Ya hocam nasıl olacak? Yani Karabağ gitti elimizden geriye nasıl dönecek? Bekle bizi Karabağ. Bir gün kaldı yarına. Bekle bizi Karabağ adına karatı. Bir gün kaldı yarına. Bir Azeri kardeşimiz gelip dedi ki kulağıma hocam bir gün değil de 10 seneye de razıyız, 100 seneye de acaba Karabağ bize geri dönecek mi diye. Şimdi bakın hissediyorsunuz yani ben o hadiselerden sonra Karabağ'ın bir gün bizim elimize yeniden geçeceğini hissetmiştim yüreğimde. Ve o şiiri öyle yazmıştım, kaleme almıştım. Aradan kaç yıl geçti Karabağ geri döndü. Elhamdülillah. Düşünebiliyor musunuz? Ve beni Azeri kardeşlerimiz aradılar işte canlı yayını aldılar. Hocam dediler bu şiiri Şuşa'da okuyacağız inşallah. Haydi. Tabii o şiirde çünkü yeşil yaylalarına çıkacağım ve şiir ben okuyacağım. Ben de gelmek istiyorum. Vardı. İnşallah öyle bir şey olursa. Ben hiç görmedim Karabağ'ı hayatım. Evet ben de. Daha önce iki defa gittim Azerbaycan'a ama. Evet. Bizi niye davet etmiyorsunuz? Azeri kardeşler ya. Ya biz sizi çok seviyoruz. Davet edin yapın bir organizasyon. Gelelim ya böyle toplanalım oraya. Komple i̇şte, ekip olarak gelelim yani şey. Nurullah hocam gelsin, ben geleyim, Ali abi gelsin ne bileyim inşallah, yani. İnşallah. Hep beraber gidelim çok isteriz yani. Yani söylemeye çalıştığım o. Siz dışarıda olduğunuz halde, meseleye uzak olduğunuz halde. Kalben oraya gitmeyi becerebiliyorsanız o sizi etkiliyor ve şiire dönüşebilir. Evet. Kalben gitmek. Aynen öyle. Kalp yolculuğu. Coğrafi konumu bizi ilgilendirmiyor Karabağ'ın evet, değil tabii mi? Tabii ki. Çünkü zaten... Tabii ki. Biz onun içindeki hikayeye yanıyoruz. Orada öldürülen evet. canlara, kardeşlere, evet. Allah diyerek can verenlere yanıyoruz. Tabii, tabii, tabii. Ve gerçekten Türk insanı, Anadolu insanı samimane üzüldü, ağladı Karabağ evet, için. Evet. Bosna için öyle. Ama hocam sizin umreye ve hacca, yani inşallah bu bir nasip meselesi. İnşallah, inşallah. Üstad Sezai Karakoç'a öyle demişler, biraz off the record anlatayım. Efendim demişler hani bizi bir Arafat manifestosundan mahrum bırakmak istiyorsunuz demişler. Üstad da demiş ki merhum, orada Arafat'tan manifesto yazılmaz, vakfe durulur demiş. Yani evet. Ben de Allah için sizin halen yaşıyorken, hayattayken oraları görüp
İnşallah. Orayı gördükten sonra gideceğiz. Kaleminize sızacakları merak ediyorum. Yok, aklımızda. Yani aklımızdan çıkmış değil ama nasip. Yani yine nasip de meselesi. Gitmek başka evet. Hocam. İnşallah nasip olsun. İnşallah. Peki hocam. Şimdi bu Rüveyda var. Yağmur var. İkisi de hakikaten hem yeteneğin hem ilhamatın olduğu eserler bunlar. Evet, evet. Bir eser ortaya koymak için özellikle şiir bağlamında. Yetenek midir, ilham mıdır? Birinden biri olmaz mı? Yani sadece yetenekli olmaz. Şiir yazamaz mıyız? Olmaz. Batılılar sadece yetenekli şiir yazmıyorlar mı? Sadece yetenekli şiir yazarsanız, eğer ilham olmazsa, duygu olmazsa, dil oyunlarıyla masa başı bir metin ortaya çıkar. Dil oyunlarıyla diyorum bakın. Hmm. Masa başı bir metin. Çünkü yeteneğiniz var. Dille oynamayı becerebiliyorsunuz. Ama duygu yok, ilham yok, bir kaynaktan beslenmedi şiir. Masa başı bir metin ortaya çıkar. Bu metin alengirli olabilir, cafcaflı görünebilir, okuyanı şaşırtabilir. Ama kalbe dokunmadığı sürece kalıcı olması mümkün değil. Ezberlenmesi kolay olmaz. Sehli mümteni olmaz. Çünkü şiirlerde sehli mümteni özellik önemlidir. Nedir sehli mümteni? Sehli aynı mümteni, zamanda Efendimiz evet, Aleyhisselatü Vesselam'a evet, da nispet evet, edilir. Evet, nispet edilir. Çünkü tekrarı mümkün olmayan kolay söz. Ya hem kolay ama hem de zor. Neyi zor? Onu aynıyla tekrar ettiğinizde yani, anlaşılır. Kısa, taklidi kısa mümkün sözle değil. Çok evet, fazla şey anlatma evet, anlamına evet, da geliyor aslında evet, sehli mümteni. Sehli mümteni öyle bir yazıyorsunuz ki insanlara etki ediyor, kolay anlıyorlar, ezberliyorlar, mutlu oluyorlar, memnun oluyorlar, duyguları harekete geçiyor. Ama benzerini söyleyemiyorlar. Mesela buna evet, şey çok örnek verilir. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bir tanesinin mütemadiyen yüzlerce yıldır okunuyor olmasına rağmen, tilavet olunuyor olmasına rağmen bıkkınlık vermemesi Kur'an'ın mucizelerinden biridir. Evet. Bugün şimdi aramızda sezi güzel, makam bilen biri gelsin, bir Besmele-i Şerif çeksin, Fatiha-i Şerif okusun, keyifle dinleriz. Tabii. Demeyiz ki ya bunu daha biz az önce namazda okuduk, evet, bu nedir kardeşim? Demeyiz, hep lezzet verir, hep lezzet verir. Hayatın içinde çünkü. Evet. Yani hayatın içinde bizim şiir açısından da gerçekten de hareket noktası olarak dikkate almamız gereken hususlardan bir tanesidir. Biz Allah'ın kullarıyız. Allah bize kendi sübuti sıfatlarından armağan etmiş. Bunlardan bir tanesi de kelam sıfatının yansıması. Evet. Ve kelam sıfatının yansıması olan şiir, siz eğer şiire sehli mümteni bir özellik kazandırmazsanız, kalıcı bir metne dönüşmez, bir süre sonra okuyanları sıkabilir ya da ezberlenmezse başkalarına aktarılmaz. Ama bu sadece yetenekle olacak bir şey değildir diyorsun. Ben size şiirin unsurlarından temel olanları söyleyeyim. Lütfen bir, dil. Yani o dili iyi bilmeniz lazım. Hatta şunu söyleyeyim. Dil bilimciler, batı dil bilimcileri de, bizdeki dil bilimciler de muttefakun aleyhtir. Üzerinde ittifak ederler konunun. Yani muhtelefun fih değildir. İhtilaf edilmiş bir mevzu değildir. Bir dilin en önemli işlevlerinden, fonksiyonlarından bir tanesi edebiyat ve estetik fonksiyonudur. Bakın dilin fonksiyonudur. Yani edebiyat zaten bir dilin fonksiyonudur. Eğer bir insan bir dil konuşuyorsa, onun edebiyat fonksiyonuna vakıf değilse, o dilde geridedir. O dile tam vakıf olması mümkün değildir. O yüzden edebiyat zaten bir dilin fonksiyonlarından birisidir. Yani siz edebiyatı bilmek zorundasınız. Hani bazıları der ya şiir nedir? Yani bilmiyorum, şiire uzağım filan. Şiire uzağım diyen kardeşimiz dilin o fonksiyonuna, o işlevine uzak demektir ve o dilde yarımdır. Tam olması mümkün değildir. O yüzden bir, o dili iyi bilecek. Hele şiir yazan kişi, şair kişi o dile vakıf olacak. İkincisi biçim. Şiir aynı zamanda mimari bir eser gibidir. Yani taşlardan bir mimari eser yapıyorsunuz gibi düşünün. Yani şimdi karşımızda kale var. Ne güzel değil mi? Şimdi kalenin bir köşesinde bir taş olmadığı zaman gözü rahatsız eder. Evet. İnsan der ki acaba bu düştü mü? Mimarın unuttuğu aklına gelmez kimsenin. Mimar o taşı oraya koymuştur evet, denir. Evet. Şair böyle bir kişidir. Dille, kelimelerle mimari bir eser yapar gibi yapar şiirini, yazar. Bir kelime noksan olduğunda anlaşılır. Orada bir arıza olduğu fark edilir. Çünkü mimari bir eser gibidir şiir. Değilse sıkıntı vardır o şiirde. Dolayısıyla biçim olarak da ister serbest olsun, ister hece şiiri ya da aruz olsun, hangi biçimde yazıyorsa, mutlaka o biçimin ruhuna uygun o şiiri tertip etmesi gerekiyor. Şunu kardeşlerimiz bilsinler, serbest şiir demek rastgele kelimeleri savurma şiiri değildir. Ama ne yazık ki böyle yapılıyor hocam. Değildir. Yani değildir. Son zamanlarda çok rastlıyoruz. Serbest olması nedir biliyor musunuz? Kafiyeden uzak olmasıdır şiirin, ahenkten değil. Yani siz kafiyeleri ard arda getirip bir hece metni
dizayn etmezsiniz, tasarlamazsınız. Ama şiir, şiir olmak zorundadır. Bir ahenkli metin olmak zorundadır. Kafiye olmayabilir. İkincisi, siz bir şiiri diyelim ki hece şiiri olarak yazıyorsanız, baktım, aktım, yaktım. Oh, şiir oldu bitti. Böyle değil. Şiir, hece şiiri de olsa kafiye demek şiir demek değildir. O yine o ahenkli, güzel sözü kafiye dışında iyi tasarlayıp, iyi bulup, içinizden onu çok iyi çekip çıkarıp, çünkü akması lazım içinizden, yazmanız gerekiyor. Bu da biçim özeli. Akrostiş de şiir değildir. İlla yukarıdan aşağı okuyunca de. Önemi yok. Yani onun bir önemi yok. Ben de yaptım zaman zaman böyle denemeler ama önemi yok. Üçüncüsü duygu. Eğer duygu yoksa bir metinde şiir olma özelliği ortadan kaybolur. Çünkü dokunmaz. Kalbine dokunmaz insanın. Okuduğunuz metin dokunmuyorsa birisine, onda kalıcı hale gelmeyecektir. O metinden etkilenip başkasına okumayacaktır. Yani düşünebiliyor musunuz? Bana Niyazi Mısri'nin bir beyti o kadar dokunmuş ki nerede zaman yönetimi dersi versem ya da nerede bir cenaze olsa ya da ömürden söz etsek o beyt aklıma gelir, okurum ve insanlar o beytten etkilenirler. Neden? Çünkü kalbe dokunur. Ne diyor? Günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası olduğu viran bir haber. Diyor ki her gün binadan bir taş düştü, ömür binamdan bir taş düştü, bina darmadağın olmak üzere ama ben bundan bir haberim diyor. Şimdi bakın nasıl dokunuyor insanın içine. Bu dokunan tarafına biz duygu diyoruz. O duygu yoksa dokunmaz. Dördüncüsü ilham. Ya bir şeyden etkilenmeli, bir ana kaynağı olmalı. Göze deriz ya, eskiler göze derdi, suyun kaynadığı yer. Her şiirin bir gözesi olmalı. İlham nereden geldi o şiir? Nasıl ortaya çıktı? Kaynağı nedir? Kaynaksız şiir olmaz. Mutlaka bir kaynağının olması lazım. Yoksa ana teması olmaz. Doğru. Yoksa rastgele metin olur. Yoksa birbirinden bağımsız mısralar bir araya gelmiş, şiir haline gelmiş olur ki o da bir bütün oluşturmaz. O açıdan da mutlaka bu dediğim tarafının da olması lazım. İlham kaynağı. Başka bir özellik daha var. O da önemli. Bilgi, kültür, ilim, irfan, hikmet. Fuzuli buna şiir ilmi diyor. Yazdığını bileceksin. Aşk yazıyorsan aşkın ilmini bileceksin. Şimdi iki tür. Bir şiirin ilmi var. O şiirin ilmi şiir sanatıyla alakalı bilgilerdir. Teknik. Teknik bilgiler. Bir de ilmin şiiri var. Yani siz eğer ne kadar çok bilgiye sahip olursanız şiirleriniz o kadar zenginleşir. Neden? Çünkü bakın kelime açısından şiiri yargıladığımızda her zaman söylüyorum. Kelimenin lügat manası şiirde ıstılahi manaya dönüşmedikçe şiir derinleşmez. Kelimenin bir lügat manası vardır, sözlük manası. Açıp bakarsınız okursunuz. Bir de o lügat anlamının dışında o kelimenin tarihi, ilmi, geçmiş zamandan bugüne gelen bir anlam bilgisi vardır, anlam yoğunluğu vardır. İşte ona ıstılahi anlam deriz biz. O anlamı şiirine taşıyamayan şairin şiiri derinlik kazanmaz. Ama onu bilmeyen de, o bilgiyi bilmeyen de onu taşımakta mahir değildir. Dolayısıyla bir de şiir ilmi, ilmin şiiri bu şekilde oluşur. Ben bir de son bir özellik söylüyorum. Öncekilerin yazdığından bir adım yukarı çıkaracaksınız. Hangi konuda yazıyorsanız yazın. Bu yeni yazmak isteyen, şiire başlamak isteyenlerin şevkini kırmaz mı hocam? Kırmaması lazım. Şöyle, kalmak istiyorlarsa, kalıcı şiirler yazmak istiyorlarsa kırmayacak onların şevkini ve bu çileyi çekecekler. Yok yazdıkları unutulsun, çok da önemli değil diyorlarsa onlar için sorun yok. Ama bir şiir yazıyorsanız, ağaç konusunda bir şey yazıyorsanız ya da deniz konusunda Necip Fazıl'ın takvimdeki denizini aşacak yazdığınız. Yani. Onu aşamıyorsanız, yukarıya çıkaramıyorsanız kalırsınız. Yağmur böyle çıkmıştır ortaya. Yani onlarca naatı inceleyip, derinliğini tahlil edip bir naat yazmam lazım ve onlara benzememeli, güçlü de olmalı dediğimiz yerden doğmuş. Efendim bizim Gaziantep'imizde ezanı Muhammediye okundu. Bize bir su içmek için ara verin, hemen geliyoruz. Evet, top atıldı, ne güzel. Allah kabul eylesin Allah kabul kardeşlerimizin orucunu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم
istakamu tetenezzelu aleyhimul melaike. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ دنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Okumuştum kıymetli dostlar. İstanbul'daki kardeşlerimiz bu hissi zaten yaşıyorlardır. Yarım saat sonra onlar da yaşayacaklar. Ama şu an Gaziantep'te bulunanlar iftarlarını açtılar. Size bir soru.
Önünüze mükellef bir sofra serildi. En sevdiğiniz yemek ortada. Bir lokma aldınız. Sonra bir lokma daha aldınız. Sonra bir lokma daha, sonra bir lokma daha, sonra bir lokma daha. Artık böyle yediniz yediniz doymaya başladınız. Soru şu, okuduğum kitapta öyle diyordu. En lezzetli lokmanız hangisidir? En keyif aldığınız, en muhteşem böyle bütün vücudunuzda, hücrenizde hissettiğiniz lokma hangisidir? İlk lokmadır. Evet. Onun keyfi süperdir. Anneler hep öyle derler ya. Doymaya başladıkça yemeğe kulp takmaya başladınız derler. Hani açken süpürür, sonlara doğru ya güzel ama tuzu biraz fazla mı diye kulp takmaya başlar insanlar doymaya başladıkça. İşte diyor cennet-i alada Cenab-ı Allah bütün letaifleri öyle bir açacak, öyle bir açacak ki oradan geçen bizim çay getiren abimizdi. Çünkü hocamız bizi çaysız bırakmayın dedi. Evet Enes çok güzel. Peki. Şimdi diyor ki ilk lokma en lezzetli lokmadır. Cenab-ı Allah cennet-i alada öyle bir açacak ki insanların letaiflerini ilk lokmanız çok lezzetli olacak her zamanki gibi. İkincisi daha lezzetli. Üçüncü daha lezzetli. Dördüncü daha lezzetli. Beşinci daha lezzetli. Hatta duada şöyle edermiş eskiler duayı. Allah'ım bize bu dünyada tattırdığın leziz nimetlerin asıllarını, menbaalarını yedir. Asıllarını yedir cennetinde. Bu ne demek? Hani burada bir lokmayı çiğnesek ve dilinize ağzınıza değirmeden kursağınızdan aşağı sadece yuttursak. Ne yuttuğunuzu bilir misiniz? Bilmezsiniz. Tahmin yürütürsünüz ama bu sıkma mıydı, börek miydi, ıspanaklı mıydı, patatesli miydi, peynirli miydi? Bunu tefrik edemeyiz. İlla dilimizle o tadı almamız lazım. İşte diyor Cenab-ı Allah cennete alada sadece dilinizle tattığınız şeyi orada yedirecek. Çiğnerken ayrı bir lezzet. Yutarken ayrı bir lezzet. Yemek borusunda ayrı bir lezzet. Midenizde ayrı bir lezzeti ishar olacak. Ve böylelikle o nimeti gerçek anlamda tatmış değil, cennette yemiş olacaksınız diyor. İşte inşallah Cenab-ı Allah şu tuttuğumuz oruçlar hürmetine biz o şu an yediğiniz nimetlerin, tattığınız nimetlerin asıllarını cennet hala da yedirsin diye dua edelim. Peki. Sadece yetenekli olmaz diyorsunuz. İlla ilham olacak yani. Evet. Yani iyi bir mühendis, iyi bir kelime mühendisi, iyi bir şiir yazamaz mı hocam? Bu mu demek? İyi bir kelime mühendisi, iyi bir dil yeteneği olan kişi, şair diyebileceğimiz o şiir yeteneğine de vakıfsa, varsa onda da daha doğrusu, Allah ona vermişse o yeteneği, diğer unsurları tamamlamadığında çok güçlü şiirler yazamaz. Yani şiir bütün unsurlardan doğan, tek bir unsur olmadığında ziyan olabilecek bir metindir. Mesela bütün unsurlar var ama eskilerin söylediğinin aşağısında bir şey yazdınız. Ya merdiven unsuru dediğim. Kalmaz. Neden? Daha önce çok güzeli söylenmiştir onun. Bütün unsurlar var. Duygu yok. Dokunmaz. Çok iyi bir dil örgüsü vardır ama duygusuzdur metin. Bütün unsurlar var ama yetenek yok. O zaman manzume olur. Yani o şiirde manzum dediğimiz eserde mazmun dediğimiz halleri çok iyi sanatkarane kullanamazsınız. Yani bugünkü dille imgeyi oluşturmakta mahir olamazsınız yeteneğiniz olmadığı için. Bütün bunlar var, dil unsuru zayıf. Zaten dil zayıfsa şiir de dille yazıldığına göre, söylendiğine ve yazıldığına göre dili iyi bilmiyorsanız zaten hata yaparsınız. Yani o şiir şiir olmaz. Kısacası 5-6 tane temel unsuru şiirin. Hangisi yoksa şiir zayıftır. Ama birden fazlası yoksa şiir yoktur. Kur'an-ı Kerim'i bu nazarla okuduğunuzda ne düşüyor gönlünüze hocam? Tefsir okuduğunuzda, meal okuduğunuzda, evet. Onun o insicamını okuduğunuzda, ayet-i kerimelerin birbiriyle olan... O ihtişam karşısında tabii ki susuyorsunuz. Susuyorsunuz. Yani oraya gelecektim zaten. Muallakat-ı Seba'nın nasıl sustuğunu hatırlıyorsunuz çünkü. Yani şiirin dorukta olduğu bir dönemde Kur'an-ı Kerim'le beraber bütün şairler teslim bayrağı çekmişler yani. O sözün benzerini söylemeleri mümkün değil çünkü. Şiir demişler, kendileri de biliyorlar şiir olmadığını. Ama öyle bir ahenk var ki, öyle bir sehli mümteni özellik var ki yani kolay okunuyor, ezberleniyor ama benzerini söylemek mümkün değil. Hatta meşhurdur hani... Çocuklarla karşılaşıyor. Kur'an'a nazire yapan birisi de çocuklar bile diyorlar ki ya bu Kur'an'a benzetmişsiniz. El hakkatu mel hakka el filu mel filu ve ma adrake mel filu el kuyruğu kasirun vel hortumu tavilun filan deyince çocuklar gülüyorlar ya diyorlar bu Kur'an'a benziyor.
benzetemezsiniz. Asırlardır Allah meydan okuyor bir benzerini. Hepiniz bir araya gelin yapın diye. Getirin diyor. Gel. Neden? Çünkü benzeri mümkün değil. Yani benzer bir söz. Kur'an'ı okuduğunuzda bunları da bildiğiniz zaman teslim bayrağı çekiyorsunuz. Ben hep şöyle dua ederdim. Allah'ım, Kur'an'ı insanlığa gönderen Rabbim, kelam ilminden, senin hazinenden, hikmeti de içinde bulundurarak bana güzel şiirler ikram eyle. Güzel metinler yazmamı nasip eyle. Güzel konuşmayı nasip eyle diye dua ederdim Kur'an okunduğu zaman. Tefsir okunduğu zaman da öyle. Yani tefsir derslerine giderdim. Bundan yıllarca önce 1980'li yıllarda o farklı tefsirlerden okuduğumuz derslerde Kur'an'ın güzelliği karşısında acaba şiir yazsam mı yazmasam mı diye düşündüğüm bile olurdu. Ya bu güzellik varken ben niye? Sonra tabii o ayrı, bu ayrı, bunu da yazmamız lazım filan diye düşünerek devam ettik. Bunu paylaşmasaydım dediğiniz şiir çok oldu şükür. Mu hocam? Şu paylaştıktan ana, sonra keşke bende kalsaydı, hiç duyurmasaydım. Evet, şu manada yok. Anlam itibariyle yok. Ama arızalı bazı şiirler yayınladığım olmuş geçmişte. Yani işte bu 6 unsur açısından, 7 unsur açısından. Hmm. Yani yetenek, duygu, ilham, dil, efendim bilgi, merdiven unsuru, velhasıl kelam, duygu unsuru, bu açılardan zayıf metinler olmuş daha önceki yıllarda yayınladığım. Hmm. Mesela bunlardan bazılarını geri aldım, kitaplara almadım, bazılarını değiştirdim filan. O açıdan bazen bunları yayınlamasaydım daha iyi olurdu dediğim şeyler var. Ama anlam itibariyle yok. Çünkü ben şiirde anlam itibariyle hep sonsuzluğu arayan, ana damarı bizim medeniyetimize dayanan bir metnin peşindeyim. Hmm. Bu hiçbir şiirimde yok diyebileceğim bir şey değil. Hı hı. Yani böyle modern eleştiri diyebileceğimiz, yani hiciv örneği diyebileceğimiz bazı şiirlerimde bile böyledir. Yani ben mutlaka çok şükür, şükrediyorum ona. Sonsuzluğa dayanan, öte dünyaya dayanan, ilahi ufka dayanan metinlerdir hepsi. Yani en böyle capcanlı, hani beşeri aşk kokuyor diyebileceğiniz bir metinde bile böyledir. Çünkü oradan hı hı. kopması mümkün değil. Benim hafızam oradan kopmadığı için. Metnimin oradan kopması mümkün değil. Bu manada pişmanlığımın zahir olduğu bir metnim yok çok şükür. Elhamdülillah. Ama yani o gelişim de zamanla oluyor. Yani bazen zamanın durumuna göre, kendi şartlarınıza göre bir metin yazıyorsunuz. Onda bir takım arızalar oluyor. Sonra gittikçe kendinizi geliştiriyorsunuz, değiştiriyorsunuz, fark ediyorsunuz. Şimdi öyle değil. Mesela şimdi bir metin yazdığımda bu 6-7 unsur açısından mutlaka onu bir gözden geçiriyorum. Ha, teknik olarak da mutlaka tabii. O açılardan bakmak gerekiyor. Duygu nerede? Hı hı. Eskiden yazdığım metinleri tekrar ettim mi? Olmaması lazım. İlham kaynağı neydi bu şiirin? Onu tam anlatabildim mi? Bu şiirdeki hikmet nerede? Bilgi nerede? Neyi ifade ettim ben burada? Anlatabildim mi? Hı hı. Dil açısından bir sıkıntı var mı? Herhangi bir problemi var mı? Tek tek bakıyorum şiire. Ondan sonra yayına gönderiyorum. Çok fazla şiir yazan var memleketimizde. Ben dahi hiç şair olmadığım halde, şiirle de çok alakadar bir adam olmadığım halde, gittiğim kitap fuarlarında, gösteri sonralarında izleyiciler ceplerime şiirleri, yazdıkları şiirleri sokuşturuyorlar. Bir bakar mısınız olmuş mu diye. Hakeza web sitemden, Instagram evet. adresinden evet. o kadar çok şiir ulaşıyor ki biz çok şiir yazan bir millet miyiz ya da şiire çok heves eden bir millet miyiz? Hem yazan hem heves eden bir millet. Siz bununla nasıl baş ediyorsunuz? Bana bile bu kadar geliyorsa sizi çok düşünemiyorum geliyor. Yani. Çok geliyor. Okuyor musunuz onları? Dün bile mesela Elazığ'daydım. Getirip hemen şiirlerini verdiler. Çantama koydum. Değerlendirip kardeşlerimize geri döneceğim. Şimdi biz çok şiiri seven bir milletiz. Sözlü kültür bizde ön plandaydı yüzyıllar öncesinde. Hı hı. Yani destanlar döneminden gelen sözlü, güzel sözü çoğaltma ve yayma hali bizde etkindir, etkilidir. Hı hı. Birinci sebebi bu. İkincisi şiire yatkın bir milletiz biz. Neden? Hı hı. Destanımsı bir hayatı seviyoruz. Destanı seviyoruz, destansı olmayı seviyoruz. Evet. Dolayısıyla tahkiyeden hoşlanıyoruz. Geçmişten, geçmişin hikayesinden, geçmişin güzelliklerinden, yiğitliğinden hoşlanıyoruz. Yani yüzyıllar öncesine baktığımızda Alper Tunga öldü mü, ıssız Acun kaldı mı diye başlayan macera bugüne kadar hala destanlarla, 15 Temmuz destanlarıyla filan devam ediyor. Bu bir de kulaktan kulağa yayılan şiir medeniyeti, şiir kültürü bizi ister istemez onun içine itiyor. Acaba ben de yazabilir miyim? Bende de var mı? Bende bir şey ifade edebilir miyim diye ister istemez düşünüyor insanımız. Hmm. Bunlar gayet güzel. Yazsınlar. Herkes yazsın, ilgilensin. Ama o söylediğim 6-7 unsuru tamamlamadan kalıcı şiir ortaya konmuyor. O zaman da
Dost meclislerinde okuduğumuz bize ait sözler olarak kalıyor o metinler. Bir yerde daha sonra çoğalmıyor ve öylece gidiyor. Olsun, bu bile güzel. Uğraşmamaktan daha güzel yani. Anne babalar çocuklarının şiire temayülü olduğunu ya da yeteneği olduğunu, temayülü olduğunu görürüz. Yeteneği olduğunu nasıl tefrik edebilirler? Mutlaka, neye bakacağız anne baba olarak? Şiirden anlayan birisine mutlaka göstermeleri lazım. Ha. Kendileri bilmiyorlarsa. Bu çocuktan bir şey olur mu? Var mı yani, bu yazdıklarında herhangi bir şey var mı? Mesela bana getiriyorlar, ben bakıyorum o çocuk haliyle. O güne kadar benim dahi fark etmediğim bir şey yakalamış mı? Hmm. O ana temaya nasıl bakmış? Zihin kalple birleşmiş mi? Yani duyguyu akılla buluşturabilmiş mi? Çünkü akıl tasih eder, düzenler, şiiri kurgular. Zihinden geçer o metin ve o aklın düzeneği içerisinde bir anlamla metin arasında ilişki kurar ve düzenler. Akıl düzenler, kalp olgunlaştırır. Böyle ifade edelim. Bir şiir metnini kalp olgunlaştırır, akılsa tasih eder, düzenler, bir şekle sokar. Bu ikisini bir araya getirmiş mi, getirmemiş mi? Kendi yaşında bile. Buna bakıyorum. O zaman diyorum ki sen kardeşim bu çocukla ilgilenin. Yani böyle söylediğim anne babalar oldu. Bu çocukla ilgilenin, mutlaka yazsın, okusun diye. Bazen bana gelen genç kardeşlerimize söylüyorum. Sevgili kardeşim, sende bir şiir damarı var. Ancak bunu ortaya çıkarabilmek için çok okuman lazım. Yani 1980'li yıllarda, 80'de, 81'de Yaşar Kaplan'ın bana söylediği şeydi bu. Sevgili kardeşim, sen şairsin ama içim boş. Böyle yazmıştı. Ben de yazmıştım, içimi doldurmak için ne yapmam lazım? Hele şu 50 kitaptan başla. Bana bir 50 kitap ismi göndermişti. Bunları oku, 2 ayda rapor gönder. Yaşar Kaplan, kulakları çınlasın. Almanya'da şimdi sevgili ağabeyimiz bizim. Ben de yazmıştım, mektup yazmıştım. Abi bunları alacak param yok. Ben mutlaka işte fırınlarda falan çalışıyorum. Paramı temin edince bu kitapları okuyacağım. 2 ayda da rapor göndereceğim diye. Benim aziz ağabeyim 1 ay 1,5 ay sonra bir koli geldi dediler. Gittim büyük postaneye, o zaman şimdiki gibi değil. Koliyi bir açtım ki 50 kitabı bana hediye olarak göndermiş. Bu kitaplar sana benim hediyemdir, oku raporunu güzel gönder diye. Ben de 2 ay sonra raporunu gönderdim. Yani 50 kitabın raporunu gönderdim. Neden? Doldurmamız lazım. Yani bu yetenek tek başına işte işe yaramıyor dediğim yer burası. Şimdi mesela o bana bunu söylemeseydi. Sevgili kardeşim, sen şairsin ama içini doldurmamız lazım demeseydi. Ben belki de daha farklı bir yöne doğru gidecektim ya da bu kadar çalışmayacaktım. Bir çocuğun yazdığı birkaç mısradan o çocukta gelecek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Genellikle birkaç mısradan söylemiyorum. Bazen genç kardeşlerimiz de getiriyorlar. Diyorum ki mail adresimi veriyorum. Bana diyorum buradan 3-5 tane metin gönder. Bir tane değil. Bu sende çünkü bir gelmiştir. Tabii. Ve bitmiştir, öyle mi? Bir yerden etkilenmiş olabilir. Bir yerden kalabilir zihninde. Ama 3-5 metin geldiğinde onlara baktığımda yakalıyorum çocuğun o zaman. Çocuğun standartı var mı yok mu? Evet, var mı yok mu diye. Bizim bakıyorum. Bir Hüseyin Özol diye bir Türkçe öğretmenimiz vardı ortaokulda ve böyle öğretmenlere o kadar çok ihtiyacımız var ki. Evet. Bize metnin içinde hani bilinmeyen kelimeler vardı. Hep bu kelimelerle alakalı estetik cümleler kurmamızı isterdi. Evet. Yani mesela fayton, ben fayton gördüm. Sınıftan atılırdı yani, anlatabiliyor muyum? Oğlum bunu estetize et, düzgün bir cümle i̇şte kur. Dilin estetik fonksiyonu dediğim aynen o, hoca öyle. Onun farkında. Gördüm ne diyordu, düzgün cümleler kurun. Düzgün cümlesi olmayanlar kaldırmasın diyordu. Ben de gerçekten ona kafa yoruyordum. Bu ödev beni çok harekete geçiriyordu. Diyordum sınıftaki en iyi cümleyi ben kurmalıyım ve öğretmenimiz hayranlığını ve beğenisini çok ishar eden biriydi. Bir gün fayton kelimesini cümle içinde kullanmamız gerekti. Ben şey yazmıştım. Karda hızla ilerleyen fayton devrilerek bembeyaz bir karanlığa gömüldü yazdım. Bunu güzel. Kalktım okudum, böyle yaptı. Ne dedin sen dedi. Bir daha oku bakalım onu dedi. Tam öğretmen. İyi bir öğretmen kesinlikle iyi bir oyuncu olmalıdır ya. Kesinlikle. Tabii. Bir daha oku dedi. Dedim işte karda hızla ilerleyen fayton devrilerek bembeyaz bir karanlığa gömüldü. Bir daha oku onu dedi. Getir o defteri bana dedi. Aldı güm vurdu tahtaya. Yapıştırın bu defteri buraya. Nasıl abartılı tepkiler ama. Bu defteri yanımda götüreceğim. Her sınıfta okuyacağım. Çocuk sende iş var dedi. Daha iyisini istiyorum senden yarın dedi. Daha iyi cümleler. Daha. Ve beni öyle motive etmişti ki. Şu an düşünüyorum gerçekten iyi cümleler kurduğumda bu beğeniyi alma motivasyonuyla da ben bu işe gelmiş olabilirim yani. Tabii. Bu işi yapıyor olabilirim. Tabii. Motive etmek çok önemli. Kesinlikle. Yani. Ya, ufacık bir şey sizin hayatınızda çok büyük değişimlere ve dönüşümlere neden evet. olabilir. Evet. Mesela düşünüyorum yani o zaman Yaşar Kaplan onu yapmasaydı ben büyük ihtimalle daha gecikecektim bazı şeylerde. Çünkü ondan onu işitince bu sefer müthiş bir çalışma azmiyle devam ettim. Yoluma devam ettim. Mesela
İşte 10 yıl Yağmur şiirini yazmak için bekledim. Yani Nahat yazdım olmadı, yazdım olmadı, yazdım olmadı. Ama 90 yılında bir yolculuktan dönerken Yağmur şiirini yazmış olmak bana ayrı bir motivasyon kazandırdı bu sefer. Yani o Nahat'ı yazmış olmak. Hayatımızda dönüm noktaları vardır. Evet. Edebiyat yeteneği ya da şiir yeteneği, biz buna kelam yeteneği diyelim. Yani Allah'ın verdiği kelam sıfatıyla sıfatlandırılmış ve bu daha özge hale getirilmiş kendisinde bir çocuk ya da bir genç. Eğer bu yetenek tespit edilip, üzerine gidilip geliştirilmezse körelebilir. Bir de bu tarafı var. Yani bizim çocuğumuzun yeteneği varsa ve o yetenek üzerine gitmiyorsak, biz anne baba olarak da onu görmezlikten gelip, görmemezlikten gelip, hadi sen doktor ol, hadi mühendis ol diye iyi edebiyatçı olacak bir çocuğa bir de böyle şeyler yüklüyor isek ki bu çok fazla var benim ülkemde. O yetenek köreldiği gibi sevmediği bir meslekte mutsuz ve başarısız olacak bir elemanı da topluma katmış olur. Burada işte yine esas iş öğretmenlere düşüyor. Öğretmen, yani tabii. Şiirden anlamayan, edebiyattan anlamayan, pedagojiden ve çocuktan anlamayan, çocuğun zihin dünyasını anlamayan bir öğretmen. Bir çocukta şiire yetenek olup olmadığını nereden bilecek? Sınıfa doldurursan 70 tane çocuk, bu öğretmen hangi birini tefrik edecek? Şimdi öğretmen de bir anlamda haklı. Tabii ben bu yüzden yani adam adama marke etmek gerekiyor. Bu bir iddia değil, bu bir gerektir. Yani bunun milli eğitiminde duyması lazım, ilgili herkesin de bilmesi lazım. Her öğretmenin, her öğretmenimizin şiirden yana bir tavrı, bir güzelliği, bir ilgi alanı olması şarttır. Kimyacının da, fizik hocasının da, öğretmeninin de. Evet. Neden? Şiir, edebiyat, dilin fonksiyonu zaten. Fonksiyonu zaten. Yani düşünebilirsiniz, bir kelam, bir kimya öğretmeni girdi sınıfa, derse başlayacak. Ab gündür gümbede de var rengi bilmezem diye başladı su kasidesinden, yani gökyüzü filan. Ondan sonra bir formülü yazdı. Fena mı olur yani? Ya. Ya da bir tarihçi girdi, bir metin okudu, bir şiir metni okudu divan edebiyatından. Ya da fizikçi girdi, bir şey okudu. Ne kadar güzel olur. Çünkü bu tamamlayıcıdır. Edebiyat, şiir, sanat, edebiyat, bedii zevki insanın ondan asla kopmayacak bir zevktir. İster kimyacı olsun, ister fizikçi olsun, matematikçi olsun fark etmez. Evet. O zevki sanat edebiyat aşılar, geliştirir. Onu mutlaka bütün öğretmenlerimize kazandırmak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Peki bize bir şiir lütfeder misiniz? Vallahi öyle kitaplar getirdim. Yani şimdi maşallah. Ne kadar var? Bir 5-6 dakikamız mı var zannediyorum öyle. 10 dakikamız varmış hocam. Evet. Sizden genelde hep şiir isterler. Ben istemeyerek bir fark koyayım. Siz istediğinizi okuyun hocam o zaman, sefer bize. Tam böyle... Bahsettiklerimizi de yani o altı unsuru da belki içinde yakalayabileceğimiz bir metin var burada. Bu arada size yansıyor mu bilmiyorum kıymetli dostlar. Burada hava böyle birden bir rüzgarlanmaya falan başladı. Ve ciddi soğuk enteresan bir şekilde Allah hayra tebdil eylesin inşallah. Evet. Nereden bileceksin diye bir şiir okuyalım. Buyurun efendim. Deniz'in Son Martıları kitabından. O eski hülyaların sahile vurduğunu yakama bir muamma taktığım gün hatırla. Gurbetin mahşerimde bir sıla bulduğunu, dağlar gibi eriyip aktığım gün hatırla. Nereden bileceksin şehrin sokaklarında kaybolan ışıkların gözlerim olduğunu? Her seher yüreğimde açan karanfillerin, her akşam ellerimde sararıp solduğunu nereden bileceksin? Kim bilir, belki bir gün kapıma geleceksin. Siyah tüylü martılar yorgun pencerelerde, benimle ağlayacak, benimle güleceksin. Göğsünde ıstırabı deniz fenerlerinin, hayatımdan fışkıran hüzne gömüleceksin. Her şairin bir gülle bahtiyar olduğunu, bir sana bir göklere baktığım gün hatırla. Gönlümün kahrın ile ihtiyar olduğunu, ay çok... sigaramı sessizce yaktığım gün hatırla. Oy oy hocam. Bilemezsin, içimde bir denizdir yaşamak. Sen denizin en uzak noktasında şen, şakrak. Ben kırgın dalgalarla avunurum derinde, gemilere yosunlu mendiller bağlayarak. Nereden bileceksin fesleğen köklerinin hercai bulutlardan bıkıp usandığını? Ansızın kayıveren yıldızların ardında vuslatını bekleyen bir kalbin yandığını. Ay maşallah. Nereden bileceksin? Canım hocam, vay. Yağmura boyun büken susuz topraklar gibi, kim bilir belki bir gün kapıma geleceksin. Sinesinde bir vefa bir sırrı saklar gibi, infazına yürüyen ölü tutsaklar gibi, gözlerinin hicranlı yaşını sileceksin.
Tatlı bir rayhanın göklere dolduğunu ırmaklara karışıp aktığım gün hatırla. Gölgelerin ruhumu görüp kaybolduğunu mavi bir şimşek gibi çaktığım gün hatırla. Gülümse ve uzaklaş. Çünkü anlayamazsın bu kopan fırtınayı Yusuf'un yüreğinde. Koyu bir çaresizlik ayinidir yalnızlık Züleyha'nın menekşe büyüyen gözlerinde. Nereden bileceksin kayalara tutunan devlerin birer birer vurulup öldüğünü, rüyaları süsleyen eşsiz mücevherlerin bir dervişi görünce yere döküldüğünü. Ay, nereden bileceksin? Canım benim, çok güzel hocam. Kim bilir, belki bir gün kapıma geleceksin. Kollarında rüzgarlı bir deprem karanlığı, kapı aralığından sessizce gireceksin. Işıklayan bir gönül şahikası önünde el pençe divan durup sen de eğileceksin. Bülbülün lalezardan neden kovulduğunu bu hayal zindanını yıktığım gün hatırla. Balığın susuz kalıp suda boğulduğunu acılar evreninden çıktığım gün hatırla. Çok güzelmiş hocam. Eyvallah. Nereden bilecek misin? Nereden bileceksin? Tabii, nereden bileceksin şiirini? Çok güzelmiş hocam. Ama sigarayı duyunca bir hal oldun, çok hoş oldu. Ben de neredeyse boğazımda kaldı. Ben sigara kullanmıyorum ama hocam. Kullanmıyorsun da orası çok güzel. Evet evet. Yani kullananlar mest olmuşlar eminim yani. Bir de böyle eski filmlerde de vardır ya böyle sessizce sigara. Şak diye yakar. Onu akla getirdim. Evet evet. Neyse. Yine de sigara sağlığa zararlıdır. Sakın içiyorsanız da hemen bırakın diyerek sosyal mesaj. Yo, doğru yani, sağlığa zararlı. Tabii ya, sigara nedir ya? Sigara içilir mi, içmemek lazım? Hayır, yok öyle bir şey. Çorunuz çocuğunuz var. Bizim bir arkadaş anlatıyor. Ben diyor uzun yıllar sigara içtim. Sonra diyor sigarayı bıraktığımda, sigara içen birinin ortama girdiğinde bıraktığı kokuyu fark ettiğimde tek tek karımdan, çocuklarımdan ve yakın teşrik-i mesaide bulunduğum herkesten helallik istedim. Çünkü içerken ben öyle bir koku yaydığımı anlayamıyordum, bilmiyordum, bilemiyordum diyor. Ama şiir çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Tam da böyle bizim konuyu da içine aldı. Yani. İnsan böyle bazı mısraları duyunca siz de içinizden dediğiniz oluyor mu? Keşke benim olsaydı diye. Keşke ben deseydim. Keşke Rabbim şu mısrayı bana ilham etseydi dediğiniz oluyor mu hocam? Zaman zaman olmuştur. Yani bazı büyük şairlerin büyük metinlerini okuduğumda Rabbim bana da böyle güzel metinler ilham et dediğim olmuştur. Ama bunu ben yazsaydım dediğim hiç olmamıştır. Peki gençlerden beğendiğiniz, takdir ettiğiniz, evet ya elhamdülillah yenileri geliyor dediğiniz, yüreğinize su ser ben size umut. Zaman zaman ben hemen hemen bütün dergileri takip etmeye çalışırım. Yıllardır böyle. Ve zaman zaman dergilerde genç kardeşlerimizin yazdığı güzel metinlere rastlamıyor değilim. Ama onların neşvi nema bulması lazım. Gelişmesi lazım, kitaba dönüşmesi lazım, insanımıza mal olması gerekiyor. İnşallah diyelim yani, inşallah. İbrahim, gayretle çalışanlar var yani. İbrahim Tenekeci ile bir yolculuk esnasında bana şöyle demişti. Bekir, iyi hikayeler anlatıyorsun, güzel şeyler anlatıyorsun. Yazmadığın sürece kayıptır. O bizim abimiz İbrahim Tenekeci. Ben sana dedi abin, kardeşin olarak artık nasıl kabul buyuruyorsan sana tavsiye ediyorum, lütfen yaz bunları dedi. Ben de buradan selam göndereyim. Bizim de kardeşimiz Muhit dergisini çıkarıyor diyorsun. Ben de orada yazıyorum. Evet. Arada bir arıyor abi, şiir gönder diye gönderiyorum. Güzel söylemiş, dediği doğru. Mutlaka yazmak lazım. Yazmak gerekiyor tabii, değil mi? Tabii. Okuya okuya yazılmaz, yaza yaza yazılır değil mi hocam? Yaza yaza yazılır. Okuya okuya öğrenilir, yaza yaza da yazılır. Eyvallah. Çok güzel ya. Evet. Bir şiiri tamamladığınızda rahatlıyorum. Yok, doyduğunu anlar, yolun bittiğini anlar, annenin geldiğini, babanın gittiğini anlarız. Şiirin bittiğini nereden anlıyorsunuz? Şöyle. Şu mu bitiyor, burada mı bitiyor? Evet. Onunla ilgili artık söyleyeceğim bir şey kalmadığını hissediyorum. Ha. Ya onunla ilgili ben artık bir şey söyleyemem artık diyorum yani. Bitmeyen de zaten belli ediyor kendisini. Orada bir şey daha var söyleyeceğim. Hani Necip Fazıl'ın vardır ya, söylenmedik cümlenin hasreti dudağımda diyor. O hasret devam ediyor. O metinde o hasret devam ediyor. Diyorum ki olmadı yani, bitmedi. Bir şey var yani, bir şey daha söylemem lazım bu konuda. İçimde bir boşluk oluyor. Bir şiir bitmiyorsa benim içimde bir boşluk var demektir. O boşluğu hissetmediğimde şiir bitiyor. Tamam diyorum, tamamlandı diyorum. Bu tamamen bir hal, anlatılması zor bir hal ama bunu yaşıyorum ben yani. Yazma dedikleriniz oldu mu? Evladım sen istersen şiir yaz. Oldu. Ha, bunu düz söylüyorsunuz tabii, yani. Tabii. Hatta şöyle diyeyim, yakın zamanda Sivas'ta bir edebiyat akademisine katıldım. 3 hafta gittim, 12 derslik. Sivas Valiliği organize etmişti sağ olsunlar. Bitiminde arkadaşlarımızdan biri istedi ki hocam yani sınıfın yarısı yazmaktan vazgeçmek üzere. Bütün bunları görünce yani iş kolay değil. Dedim ki vazgeçmeyin.
Yazamıyorsanız yazmayın. Baktınız ki yetenek yok, uğraşmayın. Başka bir şey bulun. Yeteneğinize uygun bir şey. Ama yeteneğiniz varsa, çünkü yetenek gerek şarttır. Sosyal hadiselerde şartlar ikiye ayrılır. Gerek şart, yeter şart. Yetenek gerek şarttır. Yeteneği olmayan yazamaz. Yeter şartsa diğerleri. Yani dil dedik, biçim dedik, duygu dedik, ilham. Bunlar yeter şart. Ama yetenek yoksa olmaz. Yani rivayet edilir ki İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'in Nazım'a, Flornalı Nazım'a söylediği dörtlük. Çok fazla yazınca ve derinliğine inemeyince gidermiş insanlar. Oradan bir icazet alırlarmış. İbnül Emin dermiş ki bu adam şairdir. Herkes itibar edermiş. İbnül Emin şair dediyse bir şey vardır. Ya da bu adam çok iyi bir minyatür sanatçısı olabilir dediğinde herkes itibar edermiş. İyi bir hattat filan dediğinde de Flornalı Nazım da rivayet edilir ki gider. Şiirlerini de götürür. İbnül Emin ona bir şair dese tamam. Yatsı namazından sonraki şiir faslında okur. Der ki üstadım ben şairim işte birkaç şiirim var okuyabilir miyim? İbnül Emin de oku der. Okuduktan sonra İbnül Emin der ki daha derinliğine çalış. Daha içine gir meselenin. Yeteneğini izhar et. Yani yeteneğini biraz daha ön plana çıkar. Ertesi hafta gelir 15 sayfalık bir destan okur. İbnül Emin der ki bak herhalde yanlış anladım. Biraz daha derinliğine in meselenin çalış. Sonraki hafta bakar ki çanta kalın geldi. Daha fazla okuyacak. Der ki bugün ben zannederdim ki Allah herkese kepçe kepçe kaşık kaşık vermiş, bana hiç vermemiş. Bana da bir damla bir şey vermiş. Ben bir dörtlük yazdım, onu okuyayım. Bu geceyi böyle bitirelim. O dörtlük tam da yetenekle işidir, ilgilidir. Der ki orada bir takım laf ile teşvişi huzur, etmeyi şairi bir şiiri şuur. Her lahza ben Mahmud'a gelmektense bir defa kendine gelsen ne olur? Çok güzelmiş. Yani şiirin şuuruna sahip olmayan kişi bir takım laf ile huzura gelip bunları söylüyorsun ama kendine gel diyor. Şiir, edebiyat kendine gelme iştir. Ya da her iş böyledir. Yeteneğimizde varsa onu yapabiliriz. Yeteneğimizde yoksa yapamayız. Bu modern zamanların yeni bir alanı, sanat alanı gibi artık herkes yapıyor. Şiir yorumculuğu diye bir şey çıktı. Buna nasıl bakıyorsunuz hocam? Alıyorlar ve sizin şiirinizi okuyorlar. Sizin şiirlerinizi şu an YouTube'a girsek onlarca farklı ağızdan bir Rüveyda yorumu ya da Yağmur var. Yorumu duyarız. Onlarca var ama acaba hangisi gerçekten yine hitabet sanatının yani kelam sanatının hitabet boyutundaki yeteneğe dayanıyor. Yani siz o da bir olumlu buluyor musunuz bu şiir yorumculuğu işini? Ya okusunlar. Yani niye yazıyorlar demeyeceğim gibi niye okuyorlar da demem. Diyemem de en azından onunla meşgul. Yani gidip başka küfürle ya da başka şeyle meşgul değil onunla meşgul okusunlar. Ama onlardan da yine hitabet sanatına birebir uyumlu olan, uygun düşenler kalıcı olacak. Onlar kalacak. Öbürleri, zaten öbürleri çok fazla dinlenmiyor da. Yani eğer hakikaten şiiri şiir gibi okumuyorsa birisi, bakıyorsunuz arka planda kalmış, kaçınılmaz. Neden? Okuyucu da o duyguyu verecek. Evet. Okuyucu da dile vakıf olacak. Evet, üzülürsünüz çünkü o duyguyu, vurguyu, virgülü, D'yi, da'yı, bağlacı yanlış telaffuz ettiklerinde tabii. Sizin verdiğiniz duygunun hiç orada ishar olmadığını fark ettiniz. Bazen diyorum ki ben böyle yazmadım ya da bu şiir böyle okunmaz. Ya. Şiir böyle okunur. Eyvallah. Yani mesela şiir bağırarak okunmaz. Adam bakıyorum bağıra bağıra okuyor şiiri. Öyle olmaz. Yani benim bir şiirim var içim içime sığmıyor diye. Ama mesela onu böyle bağıra bağıra o öyle olmaz. Evet. İçim içime sığmıyor. Yani sessiz, sakin okunur. Ya da nereden bileceksin? Evet. Mesela şimdi acemi tiyatroculara şaşır dediğinde böyle yaparlar. Aa falan diye. Büyük oyuncular, bir tane oyuncu koçu anlatmıştı. Bak kaşı bile kımıldamadan sadece bakışıyla şaşırabiliyor demişti tabii, adam. Yani. Tabii. Sadece öyle bir bakıyor ki sen şaşırdığını anlıyorsun. Büyük oynamazlar dedi büyük tabii, oyuncular. Tabii. Dolayısıyla duygu vermek önemli. Hocam İstanbul iftarına bir dakika kalmış. Eyvallah. Tabii siz bize güvenmeyin çünkü YouTube tam saniyelerle geç geliyor. O yüzden Ezan-ı Muhammedi'yi takip edin. Teşekkür ederim ben muhterem teşekkür hocam. Ben teşekkür ediyorum. Ellerinizden hürmet ederim. Estağfurullah. Allah'a emanet hayırlı yayınlar olsun. Diliyorum bundan sonraki günlerde de. Hayırlı bayramlar bütün kardeşlerim. Teşekkür ederim canım efendim. Evet Gaziantep akşamından bizden bugünlük bu kadar. Allah sofralarınızı bereketletsin, ağzınızın tadını bozmasın. Bu dünyada tattırdığı nimetlerin asıllarını cennetinde yedirsin. Amin. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun. Hayırlı geceler. Amin.